İnsanları bisiklete yönlendirmişler. Ama bisikletin de altyapısını yapmışlar. Yani o bisiklet yolları var. Bakın şuradaki yolların sarı kısmının bu tarafı bisiklet yolları. Kesinlikle yani o yollara herhangi bir şekilde araç giremez. Öyle bir dünyaları yok. Kaşa geçelim mi? Kop mu Aldi mi? Aldi. Ha. Aldi yakın ya, Aldi'ye bir daha geliriz. Hatta şu aşağı sokağa hiç gitmedik belki. Şimdi bunları alıyoruz. Kaç lira? İçinde var 3 yoğurt, bir kovida peyniri, çikolata, 1 kilo ekmek falan. Bakalım ne kadar kapatın. Aldığımız şeylerin hepsi 7 lira 31 kuruş. Bugün biraz yağmur yağdı. Hava biraz soğuk. Artık otelin çevresinde neler var diye bir bakmaya geldik. Aldi'den sürpriz verdiler. Evet, Aldi'ye gittik. Aldi buranın ucuz marketlerinden bir tanesi. Bayağı indirimli. Diğer marketlerle kıyaslarsak bayağı indirimli. O Kok mu vardı? Kok mu vardı bir tane? Kop. Kop market var, Aldi var. Kop'la kıyasladık. Aldi gerçekten ucuz. Kalem kalem, her kalemde ucuz. Aldi'den bir de şey hediye verdiler ama. Dur bir dakika göstereyim. Evet. Aldi'ye gittik. Aldi'den iki ay çöreği tarzı. Neydi o? Kruvasan, iki tane kruvasan aldık. Aldık. Bir tane bresel, bir tane simit aldık. Bir de danıt aldık. Bir de şey aldık. Bir de ne aldık? Margarita pizza aldık. Bir de 1,5 litre meysu aldık. Meysu tarzı bir şey yani, portakal suyu falan. Toplamda 5 birim tuttu. Gel. Dönelim. Otoparkmış burası. Evet, dönelim. Burası otoparkmış. Şimdi genellikle Almancayı neredeyse hiç anlamadığımız için İngilizce ifadeler de yok. Allah'tan Mete yanımızda da bize çeviri yapıyor. Buralarda telefona çeviri indirmek gayet mantıklı. Yoksa kaybolma ihtimali var. Dün biz kaybolduk. Çeviri olduğu halde kaybolduk. Dün çarşıya gittik, merkeze gittik. Merkezde o işte kırmızı binayı falan gezdik. Biraz daha aşağılara indik. Ren Nehri'ne gittik. Oradan aşağı tarafa, Ren Nehri'nin karşısına. Diğer bazenin diğer bölümüne gittik. Ve bir anda ne olduysa tramvayları falan karıştırdık. Bizi bambaşka yerlere götürdü. Oradan oraya atladık. Derken böyle bir ormanlık bir alan, son durak, oradan indik, yürümeye başladık. Telefona bakıyorum 5 kilometre falan yazıyor. Yağmur bastırdı. Geri döndük son durak tramvayına. Geldiğimiz istikamete bir daha gittik. Orada tramvay şoförüne nereden gideceğimizi falan sorduk. Adam sağ olsun hemen yardım etti. Yani gözümüzün önündeki yeri kaçırmışız. İnsan bilmeyince kör kalıyor. Her taraf onun için kör nokta. Bulamıyoruz. Bulamadığımız için de bayağı bir şey oldu. Macera oldu. Okulu. Burası ne okulu? Şöyle yazıyor okul işte. Okul. Aynen okul. Şöyle de bir yukarıya doğru manzaralar var. Evet. Burada çalışma yapıldığı için hemen iş güvenliği önemli burada. Oraya hemen bir görevli koymuşlar. Yayaları ve araçları yönetiyor. Bu ara çalışma var buralarda. Merkezde de çalışma çoktu. Burada da çalışma var. Mete üşüdüysen dönelim. Ben
Dönüşte Aldi'ye uğrarız. Yine şeyi gösteririm. Bozuk paralarını falan da gösteririm size. 1970'lerden bozuk paraları var. Yani markete gidip alışveriş yaptığınızda size para üstü olarak verdikleri paralar 70'lerde, 80'lerde kalmış paralar. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle. Ekonomileri sağlam demek ki. Çünkü 70'lerde kalmış bir para var yani. Demek ki burada bir enflasyon yok. Yani burada bekliyoruz galiba. Bekliyor muyuz? Ha, gel Mete. Bekliyoruz. Adam bizi bekliyor, biz adam bekliyoruz. Ha. Tamam, işte burada işaret yoksa adam bizi bekleyecek. İşaret varsa biz basıyoruz. O bizi bekliyor falan. Tamam, da alışamadık da alışacağız. Alışacağız. Bunlar. Evet, bunların çoğu da Türkiye'den. Türkiye'den geliyor. Aa, bu ne? Enginarlara bak, küçük küçük. Ha? Enginar otu. Enginar otu gibi bir şey zaten. Evet, evet, başka bir sokağa girdik. Biraz da buraya bakalım ne var ne yok. Şeye benziyor bu. Antalya tarafındaki yazlık evlere benziyor. Ben de aklımda onu geçiyordum. Bir taraf daha şey bak, eski tip evler var. Hı hı. Bir tarafta da o yazlık evler. Aynen. Ya burada işte 3 kültür var ya, baskın kültür. Fransa, Almanya, İsviçre, herkes kendine uygun bir yeri yapmış. İlginç bir devlet. Yani her bölgede farklı. Düşünsene, şehrin bir tanesi komple şey konuşuyor. Fransızca konuşuyor. Bir tanesi Almanca konuşuyor. Kantonlar. Küçücük devlet, 27 kanton ayrılmış. Her kantonun kendi yasaları var falan. Bölge. Kendi yasaları var. Ve birbirlerinin dilinden anlamıyorlar. Hani şeyleri var, ikinci yabancı dil şeklinde koymuşlar. Adam Fransızca eğitim var, dili var. Basel bölgesine geçiyorsun, Almanca. Başka kimse bir şey bilmiyor. Yani lisede falan görmüşse Fransızca giriyor ek dil olarak. Evet, üçüncü dilleri de İngilizce zaten Mete. Adamlar hangi bölgedeyse o dili konuşuyorlar. İkinci bölge olarak da ikinci dilleri. Fransızca ise Fransızca, Almanca ise Almanca. Ufak tuvaletleri var böyle ara ara birçok yerde. Şöyle tek kabinlik tuvaletler var. Tuvaletler de böyle şey, şifreli gibi kapısı. Basıyorsun, açılıyor. Sonra oradan tuvaletten çıktıktan sonra kapı otomatik kapanıyor. 80 saniye boyunca içeriye dezenfekte ediyorlar. Yani kendi kendine otomatik dezenfekte ediyor. Ve bir ışıklar yanıyor falan, bir şeyler oluyor. 80 saniye sonra o koku falan kalmıyor. Devam ediyor. Hayatına devam ediyor. Enteresan. O da güzel. Yani ortalama 80 saniye seni orada bekletiyor. Burası da Aldi'nin mekanı. Yani İsviçre'ye geliyorsanız Aldi candır. Onunla Basel kart candır. Bunlar önemli ayrıntılar. Aldi daha da candır. Aldi daha da candır. Evet, bakayım. Evet, Aldi'den 5 franklık bir şeyler aldık, yiyecek içecek aldık. Hediye olarak bize çocuklar oynasın diye kart verdiler. Girişi yapalım. Devam. Çağır. Burası da. Evet. Kart. Ha? Kart. Kart. Çabuk metin kartım burada. Evet. Çekil bakalım mesajı. Kartsız çalışmıyor. Önce 6'ya bastık. Sonra kartı gösterdik. Yavaş.
Ceyhan'ın yoksa gitmiyor. Düşürüz. Amur. Amangus.